Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnâr. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhekna bissalihin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhammed Ali Sabuni'nin Ravai'ul Beyan, Tefsiru Ayatil Ahkam Minel Kur'an adlı tefsirinden El Muhadara Rabi'a Aşara, yani 14. muhadaraya gelmiştik. Bu muhadaranın başlığı değerli arkadaşlar, Nikahul Müşrikat, müşrike bayanlarla, Allah'a şirk koşan bayanlarla nikahlanma, evlenme konusuyla ilgili Bakara suresinin 221. ayeti kerimesinin tefsirini yapacağız inşallah. Önce ayeti okuyalım, ayetin Türkçe mealini verelim, daha sonra tefsirine başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ hatta yu'minne. Evet, inanana kadar, iman edinceye kadar Allah'a şirk koşan müşrik bayanlarla evlenmeyiniz. وَلَا اَمَتُنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ. Hoşunuza gitse bile mümine bir cariye, müşrik olan bir kadından daha hayırlıdır. Ve la tunkihul müşrikine, müşrik erkeklerle de evlenmeyin. Hatta yu'minu, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle de evlenmeyin. Ve la abdun mu'minun hayrun min müşrikin velev acebekum. Hoşunuza gitse de müşrik olan bir erkek yerine köle olan bir erkekle evlenmeniz daha hayırlıdır. Ulaike yed'une ilen nari, onlar yani müşrikler sizi cehennem ateşine çağırırlar. Vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfireti biizni, Allah ise sizleri cennete ve bağışlanmaya, mağfirete çağırmaktadır. Ve yübeyyinu ayatihi linnâsi, Allah ayetleri insanlara açıklamaktadır. Leallehum yetezekkerûn, umulur ki onlar öğüt alırlar, ibret alırlar ve doğru yolu bulurlar. Evet, Bakara suresinin 221. ayeti kerimesinin mealini bu şekilde vermiş olduk. Bu ayette geçen bazı kelimelerin tahlillerini yapacağız. Et-tahlilu lafziyyü, lafzi tahlil, tenkihul müşrikati, evet, tenkihu el müşrikati, bu ifade, ey la tetezevvecu el veseniyyati, evet, veseniyyetün puta tapan bayan demek, evet, la tetezevvecu evlenmeyiniz, el veseniyyati puta tapan, Allah'a şirk koşan kadınlarla evlenmeyiniz. Vel müşriketü, müşrike kadın, hiye elleti tabudul evsane. Vesen kelimesinin çoğulu evsan olarak geliyor. Değerli arkadaşlar, vel müşriketü, müşrike bayan, hiye, o öyle bir kadındır ki, elleti tabudul evsane, evet, putlara tapan kadın demektir. Abede, yabudu, hiye, tabudu,
tapmak, ibadet etmek anlamında. Veleyse leha dinün semaviyün, evet, puta tapan kadın, onun herhangi bir semavi bir dini yoktur. Ve misluha el müşriku, evet, müşrik erkek de aynı müşrik bayan gibidir. Ve gile denildi ki, inneha teummu, evet, el kitabiyyat, eydan, ayet-i kerime ehli kitaptan olan bayanları da içermektedir denilmiştir. لِأَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ, çünkü kendilerine kitap verilenler, Yahudi ve Hristiyanlar da müşrikûne, onlar da müşriktirler. Allah'a şirk koşmaktadırlar. لِقَوْلِهِ تَعَلَى, çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede onlarla ilgili şöyle buyurmaktadır. وَقَالَتِ الْيَهُودُ, Yahudiler dediler ki, اُزَيْرٌ اُبْنُ اللّٰهِ, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Ve galetin nasara, Hristiyanlar da el Mesihu İbnullah, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. İla gavlihi subhanehu amma yüşrikun, evet, Allah onların şirk koştuğu şeylerden yücedir ve münezzehtir. Emetün müminetün kelimesine gelince, değerli arkadaşlar, emetün müminetün, el emetü, el emetü kelimesi, el memluketu, kendisine sahip olunan cariye anlamına geliyor. Bir milkil yemini, evet, insanın sahip olmuş olduğu cariye anlamındadır. Ve hiye tukabilul hurrate, evet, cariye olan bayan, hür olan bayanın tam karşılığıdır, zıttıdır. Ve asluha, emetün kelimesinin aslı, umuvun şeklindedir. Huzifet lamuha, lamı hasfedilmiştir. Ala gayri kıyasın, kıyas olmadan, kıyasa uygun olmayan bir şekilde lamı hasfedilmiştir. Ve uvida anha he'en, he'ettenis, yerine müenneslik he'si getirilmiştir. Ve tücmau ala ima, ima şeklinde çoğulu yapılmaktadır. Gale Teala, Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ve enkuhul eyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Ve enkehu, nikahlayınız. Enkeha, yunkehu. Enkehu, emir fiilidir. Enkehu, nikah, nikahlayınız, evlendiriniz. El eyama minkum, sizden bekar olanları evlendiriniz. Ve salihine min ibadikum, abdün kelimesinin çoğulu ibad kelimesidir. Evet, kul, köle anlamında, kölelerinizden salih olanları da evlendiriniz. Ve imaikum, ve cariyelerinizden salih olanları da evlendiriniz. Ve gale şairu, şair şöyle demiştir. Emmel ima'u fela yed'uneni veleden idâ teda'a benul emevati bil ari. Emmel ima'u, cari olan bayanlara gelince, fela yed'uneni veleden, evet, beni çocuk olarak çağırmıyorlar. İza teda'a benul emevati, evet, bil ari, her ne kadar cariyelerin oğulları ayıplansa da şeklinde böyle bir beyit söylemiş. El manel icmaliyü, ayetin icmali manasını şu şekilde açıklayabiliriz. Yegulullahu Teala ma manahu, Allah-u Teala şu manada şöyle buyuruyor. La tetezevvecu eyyuhel müminune el müşrikati, ey müminler, müşrik bayanlarla evlenmeyiniz. Hatta yu'minne,
billahi vel yevmil ahiri, evet, Allah'a ve ahiret gününe iman edinceye kadar onlarla evlenmeyiniz. Ve le emetün müminetün, iman etmiş olan bir cariye, bir köle, billahi ve rasulihi, Allah ve Resulüne iman etmiş olan bir cariye, eftalu min hurretin müşriketin, evet, müşrik olan hür bir bayandan daha eftaldir. Ve in acebetkum el müşriketü bi cemaliha ve maliha, evet, her ne kadar müşrik olan bir bayan güzelliği, malı ve sair ma yucebu râbetü fîhâ min hasebin evcâhin, hasep sebebiyle insanı hoşuna giden diğer yönlerden hasebi, nesebi, şan ve şöhreti hoşunuza gitse de müşrike bir bayandan elbette mümin olan bir cariye elbette daha eftaldir, daha hayırlıdır. Ve la tüzevvicül müşrikine min nisaikum el müminati, evet, müşrik olan erkeklerle mümin kadınlarınızı da evlendirmeyiniz, nikahlandırmayınız. Hatta yu'minu billahi ve rasulihi, onlar da, müşrik olan erkekler de Allah ve Resulüne iman edinceye kadar onlarla mümine bayanları evlendirmeyiniz. Veli enne tezevvücuhunne min abdin müminin hayrun lekum min en tüzevvicuhunne min hurrin müşrikin. Evet, müşrik olan bir erkekle kadınlarınızı evlendirmektense müşrik olan bir erkekle kadınlarınızı evlendirmektense mümin olan bir köleyle evlendirmeniz elbette daha hayırlıdır. Mehma acebekum fil hasebi ve nesebi, hasep ve nesep, soy ve sop bakımından ne kadar hoşunuza gitse de, şeref bakımından ne kadar hoşunuza gitse de, fe inne haulâ il müşrikine, şüphesiz ki o Allah'a şirk koşan erkekler, vel müşrikati ve Allah'a şirk koşan bayanlar, ellezîne hurrimet aleykum münakehatuhum, onlarla nikahlanmanız size haram kılınmıştır. Ve musaharatuhum, onlarla evlenme suretiyle akraba olmanız haram kılınmıştır. Onlar yed'ûnekum ilâ mâ yüeddî bikum ilennâr, yed'ûnekum sizi çağırıyorlar, ilâ mâ yüeddî bikum ilennâr, sizi cehennem ateşine götürecek şeylere çağırıp davet ediyorlar. Vallahu yed'u ilel amelillezî yucibul cennete, Allah ise cenneti gerekli kılan amellere sizi çağırmakta, davet etmektedir. Ve yuvaddihu vaddaha, yuvaddihu açıklıyor. Hüccecehu, hüccetlerini, delillerini açıklamaktadır. Hüccetün çoğulu hücec, hüccetün delil, hüccecün deliller. Ve yuvaddihu hüccecehu, Allah Teala hüccetlerini, delillerini açıklamaktadır. Ve edilletehu linnas, delilün çoğulu edille şeklinde geliyor. Ve edilletehu linnasi, insanlara Allah Teala delillerini çağırmaktadır, delillerini açıklamaktadır. Liyetedekkeru, ve böylece insanlar öğüt alsınlar, ibret alsınlar diye. Yümeyyizu beynel hayr ve şerri, böylece hayır ve şer arasını ayırt edebilsinler diye, hayır ve şerri birbirinden ayırsınlar diye Allah Teala delillerini insanlara bu şekilde açıklamaktadır. Vel habise ve tayyibe, evet, vel habisi ve tayyibi, temizle pis olan, güzel ve çirkin olanı birbirinden ayırabilsinler diye Allah Teala delillerini insanlara bu şekilde açıklamaktadır.
Evet, ayetin icmali manasını bu şekilde verdikten sonra ayetin nüzulüne sebep olan olayı, yani nüzul sebebini açıklayalım değerli arkadaşlar. Evvelen birinci olarak ayetin nüzul sebebiyle ilgili iki rivayet vardır. Birinci rivayet şöyle değerli arkadaşlar. Ruviye enne hâzihil ayete nezelet fi Mersed ibni Ebi Mersedil Ganeviyye. Evet, rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime Mersed İbni Ebi Mersedil Ganevi hakkında nazil olmuştur. Ellezî kâne yahmilül esra, esir çoğulu esra şeklinde geliyor değerli arkadaşlar. Esir, el esra, esirler çoğulu. Bu şahıs kâne yahmilü, hamele yahmilü taşıyordu. Kâne yahmilül esra min Mekke'te ilel Medine'ti. Mekke'den Medine'ye esirleri taşıyor, götürüp getiriyordu. Ve kânet lehu fil cahiliyeti, cahiliye döneminde bu şahsın sılatun bimraatin, bir kadınla ilişkisi vardı. Tüsemma, bu kadın anagan, anak olarak isimlendirilen bir kadınla ilişkisi vardı. Feetethu, bu kadın geldi ve galet dedi ki Ela tahlu, benimle birlikte olmaz mısın? Fegale bu Mersed'de ona dedi ki Veyhaki, sana yazıklar olsun. İnnel İslam'e, şüphesiz ki İslam gadahale beynena, aramızı açmıştır. İslam aramızı açmıştır. Fekalet, kadın dedi ki fehelleke en tetezevvece bi, benimle evlenir misin diye sordu. Gale neam, o da evet dedi. Velakin erciu ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, fakat ben Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme döneceğim. Festemiruhu, ondan izin isteyeceğim. Fenezeletil ayetü, ve bu olayın üzerine ayet-i kerime inmiştir. Ve teakkabe es-Suyuti hadihi rivayete, bu rivayetin hemen ardından Suyuti zekera şöyle bir şeyi zikretmiştir. Enneha leyset sebeben fi nüzulü hadihi ayet. Evet, bu olay, bu kadın bu ayetin inmesine sebep değildir. Suyuti bunu zikrediyor. Ve innema hiye sebebi nüzulil ayetin nur. Nur suresindeki şu ayeti kerimenin nüzülüdür, nüzul sebebidir. Ezzani la yenkihu illa zaniyeten. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir bayanla nikahlanır. Ev müşriketin veyahut da müşrik olan bir bayanla nikahlanır, evlenir ayetinin nüzul sebebidir diye açıklama getirmiştir. Evet, saniyen ikinci rivayet, ayetin nüzul sebebiyle ilgili gelen ikinci rivayet de şöyledir. Ve ruviye an İbni Abbas'in, Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildi ki enne hâzihil ayete, bu ayeti kerime, yani Bakara suresinin 221. ayeti nezelet fi Abdullah İbni Ravaha. Abdullah İbni Ravaha hakkında nazil olmuştur. Kânet lehu emetün sevdâ'u. Evet, onun siyah renkte zenci bir cariyesi vardı. Ve ennehu gadıbe aleyha felatameha. Evet, Abdullah bin Ravaha ona kızdı ve ona bir şamar attı. Latame, yaltamu, latame, şamar atmak. Evet. Sümme innehu fezi'a, sonra o korktu, çekindi. Fe'eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Fe'ahbarahu haberaha, kadının bu durumunu ona haber verdi. Fe'kale lehun nebiyyü, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ravaha'ya şöyle söyledi. Mahiye ya Abdallah, o nedir ey Abdullah diye sordu. Fegale ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü,
hiye tesumu ve tusalli ve tuhsinul vudu'a, bu cariye olan bayan oruç tutuyor ve namaz kılıyor ve tuhsinul vudu'e, abdesti güzel alıyor dedi. Ve teşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyor. Ve enneke rasuluhu, senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ediyor diye söyledi. Fekale ya Abdallah, bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Abdullah dedi. Hadihi müminetün, bu bayan cariye mümin bir cariyedir dedi. Fekale vellezî ba'aseke bil hak, Abdullah bin Revaha Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söyledi. Vellezî ba'aseke bil hak, seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki le'a'teganneha, onu ben azat edeceğim, hürleştireceğim dedi. Velet etezevvecenneha, onunla nikahlanacağım, evleneceğim dedi. Fefeale, ve böyle yaptı. Bu şekilde onu hürleştirdi ve onunla nikahlandı, evlendi. Feabehu nasun minel müslimine, bunun üzerine Müslümanlardan bazı insanlar Abdullah bin Ravaha'yı ayıpladılar. Abe yaibu, abehu onu ayıpladı. Nasun minel müslimine, Müslümanlardan bazı insanlar onu ayıpladılar. Ve galu, dediler ki nekaha emeten, bir cariye ile nikahlandı, evlendi dediler. Ve kanu yergabune fi nikahil müşrikati, ve böyle söyleyen insanlar müşrik olan bayanlarla nikahlanmayı istiyorlardı ve bunu yapıyorlardı. Rabeten fi ahsabihinne, onların hasep ve nesep sahibi olmaları sebebiyle müşrike olan, Allah'a şirk koşan kadınlarla evleniyorlardı. Fenezelet hadihil ayetü, işte bu olayın üzerine Bakara suresinin 221. ayeti kerimesi nazil olmuştur. Evet değerli arkadaşlar, vucuhul irabi, irab vecihlerini açıklayalım. Ayeti kerimedeki irab vecihlerini açıklayalım. Evvelen birinci olarak kavluhu teala, Allah-u Teala'nın şu ayeti, hatta yu'minne, hatta burada hatta bimana ila en anlamında, yani ila en yu'minne, iman edinceye kadar anlamındadır. Mebniyün ale sukuni, sukun üzerine mebnidir fiil yu'minne. Littisalihi binunun nisfe, çünkü bu muzari fiilin sonuna nunun nisfe denilen nun bitişmiştir. Fi mahalli nasbin, ve mensup mahallindedir bu muzari fiil. Bi hatta, hattadan dolayı mensup mahallindedir. Ve asluhu yu'minne şeklindedir. Yu'minne. Evet. Saniyen ikinci irab veçhi de şöyledir değerli arkadaşlar. Kavluhu teala velev acebetküm, sizin hoşunuza gitse de. El vavu, buradaki vav lil hali, hal vavıdır. Ve lev ise hune bimana in. İn yani şayet, eğer anlamında. Ve keza kullu mevda'in, ve veliyaha el fiilul madi. Evet, fiil-i mazinin gelmiş olduğu her lev edatı nedir? İn anlamındadır. Şart anlamındadır. Ke gavlihi velev acebeke kesretul habis. Evet. Habis olan, pis olan şeylerin çokluğu senin hoşuna gitse de anlamındadır. Ey ve in acebeke, şayet senin hoşuna gitse de manasındadır. Ve takdiru, o zaman ayetin takdiri şöyledir. Le'emetun müminetun hayrun min müşriketin. Evet, mümine bir cariye, inanmış olan bir cariye, bayan,
hayrun min müşriketin, müşrik olan bir bayandan daha hayırlıdır. Ve in acebetküm, sizin hoşunuza gitmiş olsa da bu şekildedir. Salisen üçüncü irab veçi de şöyledir değerli arkadaşlar. Kavluhu Teala, Allah-u Teala'nın şu ayeti kerimesi, ve la tunkihul müşrikine, müşrik erkeklerle evlenmeyiniz. Bidammitte, te'nin dammeli okunmasıyla hune, li'ennehu miner rubai, çünkü rubai bir fiildir. Enkeha yunkihu, ente tunkihu, entüm tunkihune, la'un nahiye geldiği için muzari fiilin sonundaki nun ne yapmıştır? Cezme alameti olarak düşmüştür. Ve la tunkihu şeklinde olmuştur. Ve hiye yeteadda ila mef'uleyni, ve bu fiil iki mef'ulu almaktadır. İki mef'ule teaddi etmektedir. El evvelu, birinci mef'ulu el müşrikine kelimesidir. Ve sani, ikinci mef'ul ise mahzufun, hasfedilmiştir. Ve huve el müminati şeklindedir. Ey ve la tuzevvicu el müşrikine vel müminati. Ve la tuzevvicu el müşrikine el müminati. Evet, müşriklerle mümine bayanları evlendirmeyiniz anlamındadır. Ve amma kavluhu tela, amma şu ayeti kerimeye gelince, ve la tenkihul müşrikati, müşrike Allah'a şirk koşan bayanlarla evlenmeyiniz. Fehuve mines sulasi, bu ise nekeha yenkihu, la tenkihu, bu da sulasi bir fiildir. Nekeha fiilinden, ey la tetezevvecu el müşrikati, evet, Allah'a şirk koşan bayanlarla evlenmeyiniz. Ve huve yeteadda ila mef'ulin vahidin, fakat evet, sülasi olduğu için bu fiilde sadece bir mef'ul alarak müteaddi olmaktadır. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada kalalım inşallah. Gelecek dersimizde bu kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala'l Fatiha.